Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere aklımıza internette gezinme geldiğinde direkt olarak Google Chrome kafamızda canlanıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri dünyada en çok kullanılan arama motorunun Google'a ait olması ve en gelişmiş özelliklere sahip tarayıcının da Google Chrome olması. Google Chrome'un bence en güzel özelliklerinden biri eklentilerinin olması, yani extensionlarının bulunması. Bu extensionlarla, eklentilerle birlikte Google Chrome'umuzu kendimize özel kişiselleştirebiliyoruz. Ben de geçenlerde extensionlara göz gezdirirken aklıma bu video fikri geldi ve YouTube'a yeni girecek olan kişilere ve YouTube'da çok fazla vakit geçiren kişilere çok güzel eklentiler buldum ve birlikte bunları inceleyeceğiz. Şimdi fazla vakit kaybetmeden hızlıca videoya geçiyorum. Videoya geçmeden önce siz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Chrome.google.com web store adresine giriş sağlıyoruz ve ben bunu tabii ki de açıklamalar kısmında linkini bırakacağım. Burası Google extensionlarını bulabildiğiniz market olarak adlandırabiliriz. Şimdi ilk olarak size göstermek istediğim Hover Zoom Plus adındaki extension. Bu extension aslında çok eğlenceli ve birçok işiniz, yani sadece YouTube için değil de genel olarak sosyal medyada bir içerik üretiyorsanız veya bir şey yapıyorsanız gerçekten size çok destek olacak diye düşünüyorum. Hover Zoom Plus uygulamasını Chrome'a ekle diyorum, uzantıyı ekle diyorum ve denetleniyor kısmına gelip Chrome'umuza bu uygulamayı yüklemeye başlıyor ve şu anda yüklendi. Şimdi hemen giriyoruz ve www.google.com adresine giriş sağlıyorum ve buraya diyorum ki wallpaper. Buradan diyorum ki görseller. Şimdi gördüğünüz gibi görsellerimizi arattık. Şöyle örnekleyelim. Mesela YouTube'a bir video ürettiniz ve bu videonun thumbnail'ını yapacaksınız. Bize uygun olan görseli bulmaya çalışıyoruz ve arasından bakıyorum ve bunların hepsi küçük gözüküyor. Üzerine tıklayıp da bakmam gerekiyor. Ama bu eklenti sayesinde sadece mouse'umuzu görselin üstünde durdurduğumuzda gördüğünüz gibi o görseli bize büyütüyor. Şöyle bakalım, şöyle. Şimdi mesela ben bu görseli beğendim ve indirmek istiyorum. Bunun için yapmam gereken tek şey bu şekilde hover zoom'da büyük bir haldeyken klavyeden S tuşuna basmak. Ve gördüğünüz gibi S tuşuna basar basmaz görselimiz indi ve bu şekilde görsellerinizi çok rahat bir şekilde arayabilir ve hızlı bir şekilde bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Sıra geldi ikinci eklentimize. Bu eklenti birazcık illegal mi desek, yoksa biraz daha bir yerlerden bir şey aşırmaya müsait de diyebiliriz aslında. YT Thumbnail Downloader. Anlatmaya başlamadan önce hemen ben bu eklentiyi bilgisayarıma kuruyorum. Uzantımızı ekleyelim lütfen. Şimdi hızlı bir şekilde www.youtube.com adresine giriş sağlıyorum. YouTube'a giriş sağladıktan sonra hemen sağ üst tarafta gördüğünüz gibi bir puzzle simgesi var. Bu puzzle simgesine tıklıyoruz ve buradan YT Thumbnail Downloader'ı pinliyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada pinlediğimiz için direkt olarak eklentiyi görüyoruz. Mesela aşağı doğru indiğimde bu videonun thumbnail'ını çok beğendim. Hemen videoya giriyorum, durduruyorum. Sağ üst tarafta demin pinlemiştik zaten eklentiyi. Onun üzerine tıklıyorum ve buradan Download Thumbnail diyorum ve gördüğünüz gibi thumbnail'ın tüm boyutlarını bize veriyor. En üstteki görsele, en büyük boyuttaki görsele sağ tıklayıp resmi kaydet diyorum. Hemen buradan masaüstünü seçip kaydet dediğimde gördüğünüz gibi thumbnail'ı bilgisayarıma indirmiş oluyorum. Bir diğer eklentimiz de Screenshot YouTube. Ve yine YouTube'a giriş sağlıyoruz. Geldik 3 dakika 14 saniyeye. Burada gördüğünüz gibi screenshot diye bir simge belirdi. Sağ alt tarafta videonun ayarlarının olduğu kısımda. Ben burayı çok beğendim. Hemen screenshot diyorum ve videodaki bu sahneyi direkt olarak screenshot'ını alıyor. Yani burada da eğer hani bir thumbnail yapıyorsanız veya bir yerde bir görsel kullanmak istiyorsanız bu eklentiyi de çok mükemmel bir şekilde kullanabilirsiniz. İşinizi çok kolaylaştıracağına eminim arkadaşlar. Hemen denemek için biraz daha ileri gidelim. Screenshot'a tıklayalım ve gördüğünüz gibi balığı çalan kedinin screenshot'ını çok güzel bir şekilde almış olduk. Bunu da anlattığımıza göre şimdi bir diğer eklentimize geçiş yapalım. Bir diğer eklentimizde Video Color Enhancer Chrome'a eklentiyi ekliyorum. Hemen burada pinden yine pinleyelim. Dursun burada. Geceleri biz bazen sabahlıyoruz. Uyku tutmuyor ve bilgisayarda, YouTube'da falan bir şeyler izliyoruz, boş vakit geçiriyoruz veya tam tersi eğitici, öğretici videolar izliyoruz. Burada geceleri bazı videolar çok patlak oluyor, çok beyaz oluyor ve gerçekten gözlerimizi ağrıtabiliyor. Ben bu videoyu izliyorum ve çok beyaz olduğu için gözümü aldı. Hemen sağ üst tarafa pinlemiştik zaten eklentiyi. Buraya giriş sağladığımda brightness, saturation, contrast, sepia, blur ve invert bölümlerini kullanarak kendimize göre bu videonun renklerini ayarlayabiliyoruz. Veya burada enhancement bölümüne tıklayarak otomatik olarak renkleri kendi ayarlayabiliyor. Grayscale dediğimizde de videoyu siyah beyaz yapabiliyor. Custom bölümünde de bildiğiniz gibi zaten demin de bahsettiğimiz gibi kendimiz ayarlayabiliyoruz. Ama bunların hepsinden vazgeçtiğiniz ve normale dönmek istediğinizde de Preset bölümünden normale tıkladığınızda videonun renkleri normale dönecektir. Bir diğer eklentimizde, hatta son eklentimizde diyebilirim buna, Go Full Page. Hemen bunu da Chrome'umuza ekliyorum seriden. Uzantıyı ekliyorum. Bunda ne yapıyorum? Mesela ben OBS ile alakalı içerikler üretiyorum. Geldim OBS'e ve buradan dedim ki blok bölümüne giriş sağla. Mesela bu developer bir not yazmış. Örnek veriyorum. Ben de yarın OBS'le ilgili yeni bir video çekeceğim. Ve en son gelen güncellemelerden veya developer notlarından biraz bilgi edineceğim. Bunun için yapmam gereken tek şey, buraya geldim ve burası uzun bir sayfa. Ama benim de acilen dışarı çıkmam gerekiyor. Yolda bir vaktim var. Yolda bakmak istiyorum. Hemen buradan Go Full Page'i pinliyorum. Ve buradan Go Full Page'e tıkladığımda gördüğünüz gibi bu sayfayı bana tek fotoğrafta alıyor. Hemen bunu istersem PDF olarak kaydedebiliyorum, istersem de fotoğraf olarak kaydedebiliyorum. Ben bunu şimdilik fotoğraf olarak kaydedeceğim. İndirilen öğelerimi kontrol edebilirsin. Kaydet diyorum. Gördüğünüz gibi bulunduğum web sitesindeki o sayfayı başından sonuna kadar tek bir fotoğraf haline getirdi. Sonrasında ben bunu ne yapıyorum? Hızlıca Gmail'la kendime mail atıyorum ve yolda giderken fotoğraf olarak tek bir sayfada telefonumdan bakarak çalışmalarımı yapabiliyorum. Ben size şu anda böyle ufak bir senaryo yazdım ama siz tabii ki de daha detaylı bir senaryoda bu eklentiyi çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Eklentilerimiz bitti. Birçoğunuzun bilmediği bir iki tane bir özellik göstereceğim sizlere. Mesela ben bu videoya girdim. Ben bu videoyu izlerken bir yandan da başka bir iş yapmak istiyorum ama tek bir monitörüm var. Birden fazla monitörüm yok. Bunun için ne yapıyorum? Video oynarken sağ tıklıyorum ve ikinci kez sağ tıklıyorum. Sonra önüme böyle bir pencere geliyor. Burada pencere içinde pencere seçeneğine tıkladığımda gördüğünüz gibi video burada oynuyor arkadaşlar. Ve ben bunu ekranımın istediği yerine koyabiliyorum. Ve rahatlıkla başka bir iş yaparken, mesela Steam'imizi açalım. Steam'de oyun bakarken aynı zamanda da böyle sağ üst köşeden videomu gönül rahatlığıyla izleyebiliyorum. Bunu çoğu kişi bilmiyor ama bu özelliği hayatınızın bir köşesinde mutlaka en az bir kere kullanacağınıza eminim. Yine bu görüntünün üzerinden sekmeye dön dediğinizde gördüğünüz gibi videoya geri dönüyorsunuz. Araya böyle bir özelliği de açıklamak istedim sizlere. Evet arkadaşlar, benim çok ilgimi çeken ve aktif olarak kullandığım extensionlara birlikte göz attık. Bu extensionların tamamını açıklama kısmına ekleyeceğim. Aynı zamanda kendinize uygun tüm extensionları bulabileceğiniz kütüphaneyi de aşağıya linklere ekliyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.